Anadolu, medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar. Tarımın, ticaretin, bilimin kaynağı. Tarih boyu bu toprakları özel kılan bir şey var. Üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü. Dağlar, akarsular, ovalar. Yalnızca coğrafyamıza değil, insana ve onun hayatına da şekil verdi. Kimi zaman fırsatlar sundu, kimi zaman sorun çıkararak çözüm bulmaya zorladı. Anadolu'da yaşam tüm bu şekillerin etrafında devam ediyor. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesinin en eski şahitleri. Dağlar. Yıllardır bu toprakların üstünde tüm ihtişamlarıyla dimdik duruyorlar. Anadolu insanı için dağ kudret demek, korku demek ve hatta bilgelik demektir. Onlar için sayısız şiirler yazılmış, türküler yakılmış. Dilden dile efsaneleri aktarılmış. Anadolu hikayesinin en önemli figürü dağlar. Kimi için cesaret sınavı, kimi için bir arayış, kimi içinse geçim kaynağı. Keskin bir bıçak gibi kayalıklar, dik yokuşlar, tehlikeli obruklar ve mağaralar. Anadolu'nun en ilginç ve ürkütücü dağı. İsmini bile barındırdığı tehlikeden alıyor. Giden gelmez dağları. Yani büyüklerden duyduğum kadarıyla öyle diyorlar yani. Giden gelmez diyorlar. Ya işte duyduğum şu aşağıda Gebece köyünden bir abi orada hani taştan da geçisi harpıda tutulmuş. Onu alacağın yerde düştüğünü duyduk yani. Orada ölmüş. 3 gün sonra mı buldular? Öyle bir şeyler oldu yani, duyuldu. Yani bir de şu taş, çocuk düşen taş diyorlar. Orada bir çocuk düşmüş. Aşağıya ölmüş. Yani komşular, köylüler söylerlerdi. Yani gece kalktığında bu çocuğun kanının damladığı yerde ışık yanardı diye söylerlerdi. Yani onları biliyorum. Giden gelmez işte, giden Allah'a emanet diyorsun. Başka bir yapacak bir şey yok. Yeter, yıllardır eşini Allah'a emanet ederek giden gelmez dağlarına uğurluyor. Hüseyin bu dağlarda çobanlık yapan son kişi. ...67'de dünyaya geldim. Ömrümü 45 senemi ne kadarsa bu dağlarda geçtim.
giden gelmez dağlar, öyle bir korkunç dağ ki. Gerçekten de giden gelmez dedikleri kadar var. Hem güzelliği var, hem tehlikesi var, hem uçurumu var, kurt var, ayı var. Yani her türlü yılan, ergenek yılanlar var, akrepler meşhur. Bunlarla çok karşılaştım. Hep kendimi kollamasını bildim. Tabii bu babamın tembih ettiği tecrübelerle. Dedemi biliyorum, dedemin tembih ettiği tecrübelerle. Bu şekilde bugüne kadar geldik. Süt sağımı bitti. Sürü artık yola çıkabilir. Keçiler için sarp ve dik araziler sorun değil. Burada özgürce hareket etmek onlar için oldukça kolay. Ancak tecrübesiz birinin bu dağda hayatta kalması neredeyse imkansız. Bastığın yeri bilemezsen, yapıştığın taşı keşfedemezsen, gideceğin yeri bilemezsen burada çok zor. Bu çaşır dediğimiz otlar var bu dağda. Onlar döner bu şeyleri kapatır. Mağaraların ağzını. Yani bir nevi tuzak kurar. Oralarda çok dikkatli olacağım. Çünkü oralar dolu sanırsın, bir ot sanırsın, basarsın gidersin 150 metre derinde. Öyle gidenler de var. Dağlarda yaşamak, tecrübenin yanında güç ve dayanıklılık da istiyor. Hüseyin artık genç değil. Eskiden kolayca yaptığı işler şimdi ona zor geliyor. Rahmetli babam şunu derdi bana, işte o yaşada geldim ben. 54-55 yaşına geliyorum. Oğlum derdi, giden gelmez de böyle çocuklar gibi böyle dayanarak bir yere inip çıkıyorsan dedi, o dağı terk et, bırak. Değilse o dağ seni yerdirdi. Onun için bizim de o zamanımız geldi. Yani yürüyemiyoruz. Güvencimiz bitti kendimize. Uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra keçiler için en uygun yere ulaştılar. Hüseyin için nihayet dinlenme vakti geldi. Belli bir saat başladıktan sonra bu dağda bir buldu kuşu dediğimiz bir kuş var. Her taraftan başlar ötmeye. Yani ürkütücü bir sesi de var, biz alıştırdık. Her taraftan öter, sanki yani bir işaret mi veriyor birileri, verdi herhangi bir şeyler mi oluyor. Yani değişik kuşlar, şeyler bu dağ birikmiş nasıl yaşıyorsa. Yani böyle sesler çok olur. Ya da başka yerlerde olmaz, ben başka yerlerde de gezdim başka dağlarda. Ama o giden gelmez de bu sesler oluyor. Hüseyin'in tüm gençliği bu dağda geçmiş. Burada yatmış, burada kalkmış. Dağ tüm tehlikesine rağmen onun en iyi bildiği yer olmuş. Hayvanlarını bu dağlarda beslemiş, geçimini sağlamış. Hüseyin bu dağa minnettar, fakat ona asla güvenmiyor. Ona karşı
hep temkinli yaklaşıyor. Bir anlık boşluğun ne büyük tehlikelere sebep olacağını iyi biliyor. Bu da kurt çok, ayı çok. Hele 10 senenin içinde kurt iyice çoğaldı. Kurtlar çoğaldı, mal azaldı. Şimdi ben de bu son buluyor. Bir ben varım, bir koca karı var burada. Başka bir yapan yok. Mal az olunca kurt hep üstümüze üstümüze geliyor. Yılda 25-30 tarasını ona veriyor. Herhalde bende de son bulur. Zaten ben de ileri götüremeyeceğim. Yani gayrı korkmaya başladım. Dağdan ben 40-45 sene dağda gezdim. Korkmadım, şimdi korkuyorum. Dağda yatmaktan korkuyorum. Yeter için endişeli bekleyiş sona erdi. Hüseyin bugün de eşine ve torununa sağ salim kavuştu. Oğlaklar da anneleriyle buluşmaktan dolayı son derece mutlular. Vallahi döndüğümde toprağa bastığımda giden gelmezin taşından hayasından şükrediyorum. Toprağını öpüyorum, tekrar ikindine ya Allah ya Bismillah diyorum, tevekkül Allah, tekrar devam ediyorum. Hüseyin artık tehlikeden uzak, huzurlu bir hayat sürmek istiyor. Bu işi daha ne kadar yapacak bilinmez. Ama o dağları bıraktığında giden gelmez çobansız kalacak. Karlarla kaplı görüntüsüyle bir masal dağını anımsatan Aladağlar, gece üzerini örten bulutlardan yavaş yavaş kurtulurken, eteklerindeki Çukurbağ köyü de güneşin ilk ışıklarıyla güne başlıyor. Ahmet ve atları için zorlu geçecek bir günün ilk saatleri. Akşam olmadan 2987 metre yüksekliğindeki Çoban Kırı zirvesine ulaşmış olmaları gerekiyor. Bu da 6 saatlik bir yol demek. Ahmet yardımcısı Duran'la birlikte yükleri özenle yüklerken, uzun süredir ağırdan çıkmayan atlar soğuk kış gününde böylesine uzun bir yol için pek de istekli görünmüyor. Neyse ki sabah güneşi kendini iyice gösterdi. Bu herkese iyi gelecek. Geçimini dağlardan sağlayan insanlar için yaşam
gerçek bir mücadeledir. Ahmet bu mücadeleyi 20 yıldır veriyor. Katırcılık olarak bilinen dede mesleğini azimle sürdürüyor. Ortodoksların bir parçası olan Niğde, Kayseri, Adana illeri arasında uzanan Aladağlar 3500 metrenin üstünde 50'den fazla zirveye sahip. Bu özelliğinin dağcılar tarafından keşfedilmesi elbette ki Aladağları yıllar içerisinde gözde bir tırmanış rotası haline getirdi. Önceden köyler arasında taşımacılık ve ticari faaliyetler için yapılan katırcılık tam kaybolmaya yüz tutmuşken bölgenin yeni misafirleri olan dağcılar sayesinde yeniden canlandı. Gelen turistlerin eşyaları çok oluyor. Adam bir haftalık kampa geliyor buraya. Yüküden mesela buradaki yapacağı faaliyetleri yapamıyor. Yapamadığı için mutlaka bizden katır kiralıyor. Eşyalarını bize verirler. Biz onlardan önce varırız kampa. Onlar varmıyor, kamplarını kurarız. Çaylarını, yemeklerini hazırlarız. Aynı otel müşterisi gibi gelirler, dinlenirler. Ertesi gün ikinci bir faaliyete geçerler. Yılın bu ayları Ahmet için pek hareketli geçmez. Kışın gelen bu misafirler ne zamandır işleri durgun giden Ahmet için iyi oldu. Ancak uzun süredir ahırda dinlenen atlar biraz isteksiz. Bir mola verip atları dinlendirmek ve beslemek lazım. Ahmet bu bölgede katırcılık yapan az sayıda kişiden biri. Çok zor bir iş olmasına rağmen mesleğini severek yapıyor. Bu mesleğin kendisinden sonra da devam etmesini çok istiyor. Gayri yaşlanıyor Furkan Bey. Bundan sonra bu işleri sana devredeceğiz. Biz de devralacağız. Atlar yeterince dinlendi, karınları da doydu. Ama kamp alanına ulaşmak için daha 3 saatlik yolları var. Artık biraz daha hızlanmalılar. Yolun en zorlu kısmı işte şimdi başladı. Bu zorlu tırmanışı da tamamlayabilirlerse kamp alanına ulaşmış olacaklar. Biraz daha gayret.
gelen insanlar burada bir hayalle geliyor işte. Kampa gidiyoruz, zirveye çıkacağız. Şimdi onlar geldiği zaman sen buradan eşyalarını yitirmeden, kırmadan ilettiğin zaman orada çadırını, kahvaltısını, çayını rahat bir şekilde adam rahat ettiği zaman memnun kalıyor. O da mutlu oluyor, sen de mutlu oluyorsun. Ama giderken atın sabahleyin erkenden kalkıp arpasını, samanını vermezsen, adam kampa senden 2-3 saat önce çıkarsa, orada yağmuru, soğuğu görürse, çantalar da gelmezse, vardın mı adam da mutsuz, sen de mutsuzsun. Ahmet ve atlar için gün henüz bitmedi. Uzun bir dönüş yolu onları bekliyor. Fakat bu sefer yüklerinden kurtulmuş olmanın hafifliği ve işlerini hakkıyla tamamlamış olmanın huzuruyla yolculukları daha rahat olacak. Dağcılar ise güneş yavaş yavaş batarken doğa ile baş başa geçirecekleri bir gecenin keyfini çıkarmaya başladılar bile. Dağlar sert ve kıraç görünse de sayısız zenginlik barındırır. Bu kimi zaman bir taş, kimi zaman bir bitkidir. Ne istediğini bilen konuklarına karşı dağlar oldukça cömerttir. Mustafa yaşamını doğa ile İç içe sürdüren bir akademisyen ve Dede Göl Dağı'nda doğanın en güzel renklerinin izini sürüyor. Aslında kendimi tanımlarken akademik kimliğimin ötesinde bir yörük çocuğu olarak tanıtmak her zaman daha doğru geliyor. Çünkü yaşadığım belli eğitim süreçlerine kadar geçen süreç içerisinde hayatımın birçok noktasında, Karaçadır'da, Kılçadır'da ve dağlarda geçti. Bu benim kendi dünyamda çok farklı kapıların açılmasına neden oldu aslında. Çünkü dağda yaşadığınızda, çevrenizde gördüğünüz, muhatap olduğunuz bitkiler var, hayvanlar var, dağlar var. Bu da sizi daha farklı bir hale getiriyor. Kalma mücadelesi veren insan, doğup büyüdüğü coğrafyanın ona sunduğu imkanları iyi bilir. Bu bilgi nesilden nesile aktarılır. Dağlarda yetişen bitkilerin ne olduğu, hangi işlere yaradığı da yıllardır aktarıla gelmiş. Hatta birçok kişinin geçim kaynağı olmuş. Ama Mustafa'nın bu bitkilerle ilişkisi bambaşka. Çocukluğumda hatırladığım köyümüzdeki bir boyacı teyzemiz vardı. Ve o boyacı teyzenin yanına gittiğimdeki duyduğum hisler, oradaki renklerin dönüşümü,
o bitkilerle oradaki gelişen süreç beni çok etkilemişti. Aslında bütün arayışım çocukluğumda bıraktığım o doğanın renklerini yeniden bulmak için. Mustafa Genç, Anadolu'nun binlerce yıllık bir geleneğini yeniden canlandırmak için çalışıyor. Kök boyama üzerine uzun yıllar araştırmalar yapmış. Fakat bitkilere dair bilgisinin ve merakının temel kaynağı çocukluğuna uzanıyor. Hepsinin kendine göre dönemleri var. Dağın bir yamacında güneşi çok alan yerdeki bitkinin verdiği boyar maddeyle gölge taraftakilerin bile farklı farklı renk tonları oluşuyor. Onların dağın güneş ışığını alma açısına, oradaki iklim örtüsüne, bitki örtüsüne, bunlara dikkat ederek ve sadece onların mevsimi geldiğinde toplamaya dikkat ediyorum. Mustafa, doğanın kusursuz işleyişine hayranlık duyuyor. Doğa-insan ilişkisinin tek taraflı olmadığını iyi biliyor. Doğadan ihtiyacı olanı özenle ve ona zarar vermeden alıyor. Kök boyalar özellikle çevreye zarar vermemesi noktasında çok önemli. Çünkü hiçbirinde toksik ya da kanserojen madde içermeyen özelliğe sahip boyar madde kaynakları tamamen bitkisel ve biz bunların birçoğunu bitki çayı olarak da tüketiyoruz. Şifalı bitkiler olarak da kullanıyoruz. Bu noktada çok önemli. Endüstriyel anlamda yapılan boyamaların birçoğunda asıl boyamayla ilgili değerlere dikkat edilse bile boyamadan sonraki atıkların çevreye çok ciddi zararlar verdiğini biz biliyoruz. Bunların aynı zamanda sulara karışması, günümüzün ve geleceğin en büyük problemlerinden birisi olan susuzluk ve küresel ısınma konusunda çok olumsuz etkilerinin olduğunu düşündüğümüzde, doğal boyalarla boyanmış tekstil ürünlerinin hayatımızın içerisine dahil edilmesinin bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Isparta'nın yüksek yaylalarında yaşayan yörükler hala kıl çadırlarda yaşıyor ve hayvancılık yaparak geçiniyorlar. Tabii ki değişen yaşam koşulları onları da etkilemiş. Kök boyama, yörükler için unutulmuş bir gelenek. Fakat Mustafa, bu geleneği canlandırırken, bölgede yaşayan yörüklerin de bu sürece dahil olmasını çok istiyor. Daha sağlıklı olması nedeniyle kök boyama tüm dünyada yeniden önem kazanıyor. Kök boyalara artan bu ilgi burada yaşayan insanlar için yeni bir gelir kaynağı olabilir.
Mustafa bunun farkında. Bu nedenle kök boya üretimini her defasında farklı bir yörük obasında yapıyor. Sanatın en büyük güzel olan tarafı aslında o yaratıcılık boyutu dediğimiz nokta. İşte bir boya kazanının içerisine giren bir çile yünün, beyaz bir ipin, boya kazanından çıktıktan sonraki o sarı renge dönüşümü, başka bitkilerle farklı renkleri elde etmeniz o kadar çok heyecan veriyor ki size. Aslında oradan çıkan her bir sarı, işte Ağustos sonundaki ekinlerin biçilmesinden sonra kalan o malazların, anızların sarısını hatırlatıyor çocukluğumdaki. Aslında hep söylediğim gibi oradaki elde ettiğim her bir renkle kendi dünyamdaki, kendi çocukluğuma gidip onun arasında bağlar kuruyorum. Belki de çok büyük heyecan vermesinin nedeni de buradan kaynaklanıyor. Dağ, Mustafa için renkli bir çocukluk anısı. Dağ, ona çocukluğunun en güzel renklerini sunuyor. Mustafa ise bu armağan için ona minnettar. Giresun'a bağlı Kuşköy, tipik bir Karadeniz köyü. Yerleşim oldukça dağınık. Dik yamaçlara kurulmuş haneler, derin vadilerle birbirinden ayrılmış durumda. Burada bir evden diğerine seslenmek için oldukça fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Ama köylüler sıra dışı uyum becerileri sayesinde günlük hayatı zorlaştıran, yeryüzü şekillerini aşmayı ve yaşamı kolaylaştıran çözümler bulmayı başarmışlar. Ustuk dilini benim ebelerim, dedelerim, hani bizim kaç yıllardır bu dilimiz söylüyor, konuşuyor. Ta benim dedem önceden telefon mu vardı? Telefon daha bizim köyümüze geleli, ben diyeyim 20 sene, sizden 30 sene. Burada dağların ötesine seslenmek beceri gerektiriyor. Vadiler insan sesini yuttuğundan kuş sesini andıran ıslık yöre halkı için haberleşmenin en etkili yolu. Köy sakinlerinden 72 yaşındaki Ahmet çay bahçesinde geçirdiği zaman boyunca tüm iletişimini ıslıkla sağlıyor. Bu onun için hem hızlı hem de keyifli bir yöntem. Fakat bugünlerde Ahmet'in çaldığı ıslığa koşup gelen pek yok. Kuş dili 300 seneden, 400 seneden beri kullanılmaktadır. Bu ıslığı 50-60 sene önce 150 kişi, belki de 200 kişi ıslık eder konuşurdu. Yani anlaşabilirdi. Şu anda belki 20 tane, 30 tane çıkmaz. Hani ıslıkla anlaşabilip konuşan. Hani gittikçe geri gidiyor. Ahmet'i üzen bu durum onun en büyük korkusunu da açığa çıkarıyor. Islık dilinin yaşlılarla birlikte kaybolup gitmesi. Yine
de ıslık dili için bir umut ver. Çoğu çocuk için alıştırma gerektiren bir oyun olan ıslık, Kuşköy'de alınması gereken bir derse dönüşmüş. Çocuklar tıpkı yabancı dil eğitimi alır gibi ıslık dilini öğreniyorlar. Giresun'da Heyvetli Dağların hayatı zorlaştıran sert bir yanı olsa da Kuşköylüler bundan şikayetçi değil. Burada yaşamayı göze almış, atalarından miras kalan ıslık dili de onların emsalsiz yaşamının bir parçası. Bu miras bolca alıştırma ve fiziksel güç istese de Kuşköylüler onu yaşatmaya kararlı. Biliyorlar ki kuş cıvıltılarını andıran ıslık dağlarda yankılandığı sürece dilleri de yaşamaya devam edecek. Kıl keçileri Anadolu'da en yaygın keçi ırkı. Kayalık alanlara uygun toynak yapılarıyla en dik yamaçlarda bile rahatça beslenebilirler. Beş parmak dağları da tırmanmaya düşkün bu keçiler için oldukça verimli bir dağ. Fakat dağın kayalık yapısı insanın yaşam koşullarına hiç de uygun değil. Üstelik kimselerin uğramadığı bu yer en yakın yerleşim alanına 5 saatlik yürüme mesafesinde. Keçileri için tek başına ömrünün yarısını geçirdiği bu dağda yaşamak Mehmet Ali'ye zor gelmiyor. Burası benim için zor gelmiyor. Alışkan oldum lan. 14 senedir. Yaşımın yarısı Hilas, çocuğumun yarısı şey, köyde geçeceğiz, yarısı burada geçti. 1978 yılından beri burada bu dağa ayak basıyoruz. Benden önce abim yapıyordu, o yaptı 4-5 sene. O babamdan o aldı, abimden ben aldım. 2008'de. Şimdiye kadar bundan doyduk, bundan gördük bu işe. Her şey para, bundan gördük. Mehmet Ali yıllardır aynı işleri her gün tekrar ederek sürdürüyor hayatını. Sabah ilk işi keçileri sağmak. Sonrasında sağdığı keçileri dağa yolluyor. Özgürlüğüne düşkün keçiler akşama kadar kendi başlarına gezinecekler. Mehmet Ali dağlara uyumlu bu hayvanlar için endişelenmiyor. Mehmet Ali
bir mağarada, modern hayatın çok uzağında tamamen doğal bir yaşam sürüyor. Suyunu dereden alıyor. Yiyecek olarak keçilerin sütünden peynir ve yoğurt yapıyor. İnsanın en temel ihtiyaçlarından fazlasını sunmayan bir hayat. Tek başım iyiydi. Artık yaşlı geldi. 29 yaşındayım. Bekarım, evlenmedim daha. Artık soğuyorum bu işte. İlla kafan o tarafı çekiyor işte. Evlenmeyi düşünüyorsun artık. Yaş geçiyor. Bu ömür böyle kalmayacak. Mehmet Ali'nin tek şikayeti yalnızlık değil. Büyük bir sorunu daha var. Kendisini ve sürüsünü tehdit eden vahşi hayvanlar. Gel. Bu tehlikeye rağmen Mehmet Ali, oğlaklar büyüyene kadar her gün onları dışarı çıkartmak zorunda. Günde bir tane, iki tane yiyor. Geçen gün bundan bir hafta önce 3 tane gitti bir günde. Yeni bir gün sonra 3 tane gene gitti. Bunlar dedilerin doğru bakın, yalan değil bunlar. Kasım ayından beri 34-35 tane hayvan gitti. Başak çok şey, sinsi bir hayvan. Böyle geliyor. Dedin o hayvanı karşıda izleyeceğim. 100 kilometre, 100 metreden varıyor. Sinsicem kapıyor hayvanı. Sıkıyor boynuna. O genelde o arı yapıyor. Mehmet Ali'nin gözü hep oğlakların üstünde. Fakat bu kayalık arazide onları takip etmek oldukça zor. Oğlaklardan biri sürüden ayrıldı ve tek başına uzaklaşıyor. Mehmet Ali için koşturma başladı. Son günlerde çok fazla hayvanını kaybeden Mehmet Ali, oğlan uzaklaşmasına izin veremez. Karşımıza çıkan zorluklar bize bazı meziyetler kazandırır. Mehmet Ali bu sarp arazide en az keçiler kadar çevikleşmiş. Yakalamayı başardı. Bugünü de kayıp vermeden atlattı. Bir başkası için çok zor ve ürkütücü gelen bu yaşam biçimi onu zorlamıyor. Çünkü insan dünyada her şarta uyum sağlayabilen neredeyse tek canlı. Dağlar yeryüzünde yaşam mücadelesinin en çetin geçtiği yerlerdir. Ancak insan onunla uzlaşmanın yolunu hep buldu. Heybetli görünüşlerine rağmen onunla olma cesareti gösterenleri eli boş göndermedi. İş oldu, aşk oldu,
yuva oldu, baba oldu. Anadolu'da yaşam, dağların koruyan, kollayan gölgesi altında bugüne kadar devam etti.